Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz. Size lütfen açar mısınız? Peki efendim, çok teşekkürler. Remzi Bey, açar mısınız? Abi, bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktım. Tamam. Burada da açacaktım. Tamam. Kasaslı başıyla yaptım. Size yakışıyor mu? Peki, değilseniz söyleyeyim bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi boş ver. Siz benim ev, Türkiye'den kaçakçı başı... Kardeşim, hayır. Bunu yapan utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu ev nasıl alındı? Benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça hadi yaparım. Parçala bakayım. Hadi bakayım, hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta seni yok. Bana bak. Vurma! Vurma! Üf! Sen mi? Eşek! Saw him. And he protected himself, pushed him on the ground. And we defend ourselves. Yeah. Gidip adamı dövmesi çok güzel. Ezmenlersan, doğa o akite kudasay. Moşikaşte toruku kara moşikaşte okana de ikpaino mizu o tekyoşte kuremasenka. Akite kudasay. Nisan mo toruku da jubun ni şaşin o torimaşta. Hay, koko de mo yatta. Hay, sugyoşa ni misemaşta. Şite mo daijubu desu ka? Machigatte iru ka douka oshiete kudasai. Nani o yabai? Hōsō shiyō. Kono kawa dō yatte katta no? Iye o, kinishinai de. Toruku no misugyoşa. Hazukashii desu ka? Hazukashiku nai no desu ka? Kono kawa dō yatte katta no? Ora no monna janai. Shiran. Hatarai teimasu. Sore, kenkyū shinakatta ka? Tao, mite! Parapara ni kire! Ochira ga saisho ni kiraseru, temera! Misete yaro! Kimi! Ore o mite! Nagranai de! Kuruchi! Nariyagatta ne! Sottare! Nanmeten je ne zo, korra! Baga yaro! Kusu yaro! Kitsumo doki! Kano yaro! Doki yo! Kiyo sera teme! Yare yare daze! Yare yare! Yare yare daze diye demiyor. San Andreas versiyonu ne ya? Apples ain't shit. Step up, little G. It's not my thing, G. You little punk. I can drink with the best. Siktir git orospu. Bu bezmenlerin kapısına gittiğinizde akşam otele geliyorsunuz. Evet. Telefonla insanlar arıyor sizi. Evet. Destek olmak için, evet. Türkiye'den falan. Şey çok ilginç. Alaaddin Çakıcı aramış sizi. Evet, aradı. Emniyet müdürleri, valiler, hakimler, savcılar, çeşitli bürokratlar, tanımadığım insanlar, iş insanları arıyorlar. Bir saniye bile susmuyor telefonum. New York'taki otelin odasındaki telefon. Bir saniye bile susmuyor. Bir ara kaldırdım telefonu. Yani koyuyorum, zırr hemen kaldırıyorum. Abi, ben Alaaddin Çakıcı. Efendim? Abi, Kaliforniya'dan 10 arkadaşımız seni korumak üzere gönderiyor. Yok kardeşim dedim, yapma. İhtiyacım bu yok. Bu şey mevzusu patlamış tabii, o kapıdaki tabii, kavga tabii, hikayesi. Tabii. Hala söylemeyecek misiniz? Sağ kroşeniz mi, sol kroşeniz mi daha güçlü diye. Ya keşke öyle bir şey yaşanmasaydı, hakikaten. Vay. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki Ezmen çiftine. Bir defa Bezmen ailesi çok değerli bir ailedir. Benim haber dolayısıyla muhatap olduğum kişi sadece Halil ve Selma Bezmen'dir. Daha sonra ayrıldılar zaten. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Gözü kesti galiba size ama, değil mi? Böyle bir indiririm diye gelmiş çünkü. Belli, ben oradan anlarım. Ben de Beşiktaş tribünlerine yetiştim. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki ya, bu adamın benimle bir alakası yok. Benim peşimden gelmiyor. Sizin için geliyor. Çıkın, eğer masum olduğunuza inanıyorsanız, adamın elinde mikrofon siz var, kamera abi, var. Kapıya gidip açar mısınız lütfen kapıyı? Türkiye'den aldığınız paraları biraz da belki bir su ikram edersiniz diye. Ne diyeyim başka? Sevgili Şantaş, ne diyeyim başka? Tanrı misafiriyim ya. Ama işte Türkiye'den gelmiş. Ben olsam açardım. Hoş geldiniz Uğur Bey.
Hem böyle insanlarla ben muhatap, ben yıllarca benden kaçan ve saklandıkları yerde bulduğum kişilerle röportaj yaptım ve dediler ki en sonunda, ya biz boşuna kaçmışız. Keşke o video, keşke kaçmasaydık dediler. Uğur abi, yani. O video nasıl çıktı sonra? Biz o videoyu bir kısmını seyretmiştik yayınlandığında arena. Evet. Sonra yıllar sonra işte bu viral olan lütfen kapıyı açar mısınızın bir tamamını yerden, seyrettik. Bir yerden çıktı. Ama ya kim çıkarırsa Allah razı olsun. Ya öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli kalmıyor sevgili Candaş. Mutlaka bir gün her şey ortaya çıkıyor. Hakikat topallayarak da olsa hedefine ulaşıyor. O davadan siz beraat ettiniz değil mi? Amerika'da çünkü o dava sürdü. O anlaştık. Hmm. Anlaştık. Adamın çünkü bir şeyi var. Yapma Allah aşkına. Ben kapatmaya çalışıyorum, sen üstüme geliyorsun. Hayır ama yani. Adamcağızın burnu kırıldı, ameliyat masraflarını falan karşıladı. Siz mi karşıladınız onu? Evet tabii. Düştü kırıldı yani. Nasıl düştü abi? Adama nasıl, yani siz düşmemiş o. Yani kendi sizi düşürmeye çalışırken. Öyle düşme mi olur var abi? Yumruğu yiyince düşmüş o. General Harrington kupasını... Konuşalım. Onun niyeti sizi düşürmeye çalışmakmış ama öyle olmamış. Vefalı. O barfiksleri bilmiyor demek ki. Parça parça ederim seni dedi. Evet, orada öyle ben bir şey var. Ben dedim ki ya kardeşim lütfen gel işte ne söylersen söyle. Söz veriyorum hiç kesmeden yayınlayacağım. Buyur, mikrofon senin. Sen olsan ne yaparsın? Anlatırsın değil mi? Onun yerine seni parça parça ederim. Derken. Önce kameramanı. Kameraman çocukcağız zaten 10 kiloluk. Kamera sırtında. Vali çocuğudur üstelik. Çok beyefendi bir çocuktur. Gökhan Acun. Yani ben ona yanımda saldırtır mıyım? Zaten saldırtmamışsınız. Gördük. Koruduk kendimizi. Yani ona... Meşru müdafaa. Dayak yemek gazetecinin kaderi değildir. Vay. Biz muhallebi çocuğu değiliz dediniz ya. Çok iyiydi. Hayır, içeride öyle doldurmuşlardır diye muhtemelen düşündüm. Muhtemelen biliyor musunuz? Hadi aslanım, öyle. Koçum, şu muhallebi çocuklarına geldiklerine bir pişman ediver. Derslerini veriver, göster kendini demişlerdir. Daha sonra eline bıçak tutuşturdular. Öyle ya. Mi? Cinayete azmettirdiler adamı. Ama adam tabii, bir, o siz bir dövüyorsunuz, sonra kalkıp bir bıçak tabii, alıp geliyor. Tabii. Evden eline bıçak tutuşturdular. O arada polis geliyor. O arada polis geldi. Allah'tan polis gelmiş. Evet, bana. Evet. Uğur abi, ben sizin hiç mesela böyle bir... kavga ettiğiniz, bırakın kavga etmeyi, böyle hani agresif halinizi bile çok görmedim. Yani ben hatırlamıyorum. Yok. Kızarsınız falan filan ama. Hoşgörülüyümdür. O noktaya geldiğiniz hayatınızda başka bir şey oldu mu? Böyle bir hani o yumruğu yok, yemek yok. Zorunda kalan bir durum. Yani. Ama bizim ekipteki arkadaşlar çok dayak yediler. Öyle mi? Arena ekibinde, evet. Evet. Özellikle kadın muhabir kardeşlerimize çok saldırılar oldu. Çok. Uğur abi, böyle bütün mesleki kariyerinizin... İlginç bir olay ya. Uğur Dündar ne kadar alttan alıyor bu olayı. Ay, bu Kafa TV, Candaş Tolga Işık yine herkese telif atan adam mı ya? Öf, videoyu blok atacak yine ya. Aman... Ay, yemin ediyorum içerik düşmanı bu insanlar ha. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmamızı birlikte izledik efendim. Evet. Ve gördük ki aradaki fark devamlı olarak kasada kalıyor. Evet. Bu durumda hem biz tüketici olarak hem de devlet uğradığı zararı nasıl telafi edebilir efendim? Efendim, devletin ve tüketicinin uğradığı zararı telafi etmesi için tüketicinin mutlaka yapmış olduğu alışveriş karşısında fiş alırken mut oranına bakması gerekiyor. Öncelikle eğer filmde de izlediğimiz gibi oranlarda düşük rakam uygulanmış ise aradaki fark mutlaka satıcının cebinde kalıyor. Yani alışveriş yaptığımız yerden çıkarken ya da kasadan ayrılırken mutlaka bakacağız. Eğer muhtelif gıda maddeleri almışsak devletin onun için geçerli kıldığı KDV oranı işlenmiş olacak. Temel gıda maddesi almışsak bunun için de geçerli olan KDV fişe işlenmiş olacak değil mi? Evet efendim. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi şöyle bir yaygın kanaat var. Giderek de daha yaygınlık kazanıyor. Devletin son KDV oranlarını artırması ile birlikte vatandaşın KDV'siz alışverişe doğru bir eğilim gösterdiği ve böylece oran artışından umulan gelirin sağlanamayacağı şeklinde... Allah Allah.
Dünyanın derinliklerinden video çıktı ya. Minecraft sesleriyle. Keli olan sesleriyle. Şuraymış acaba? Her gün ilaçladığımız, her gün ama inan onun için özel kompresörler bile alınmış ve her gün ilaçladığımız şeyde iki günde bir tekrardan kanalizasyondan gelen böceklerle burada perişanız. Gerçekten perişanız. Buyurun gelin size göstereyim. Olacak şeyleri, böcekler, gelen böcekleri. Buyurun. Ortamda her türlü böceğin gelmesine müsait mi? Zaten şurası açık. Şurası açık. Banyo, Uğur Bey üçüncü kattasınız, gözünü seveyim. Bu nasıl gelir ya? Üçüncü katta böcek mi gelir? Üçüncü kattası açık olan bir yerden fare de gelir. Fare gelemez. Kedi de gelemez. Bir tane bu ufak bir şey. Bak geçen de seyrettim. Geçen programımızı da seyrettim. Adam elini fareye bokunu attı. Bir şey görün, istediğinizi vereceğim size. Bakın siz de eğitimlisiniz. Siz babalarım yaşında insanlarsınız. Ben onu söyleyeyim. Ben bir sabahtandır beni anlamıyorsunuz ki ya. Ya budur, gelin. Ulan ne olaylar vardı ya şuralarda. Neyse dur, ben Türkiye'ye gidiyorum.